İsmim Çapan Öztürk. Aşağı yukarı 3 yıl taksimetrelerimize zam geldi. Açılışımız 15 TL'den başlıyor. İndi bindi kısa mesafe olarak 60 TL öngörüldü. Dolayısıyla bir müşteri bindiği zaman en kısa mesafe olarak 60 TL ödeyecek. Şimdi genel olarak farklılıklar arz ediyor durağına göre, kişilerin ekonomik durumlarına göre. Fakat benim şahsi değerlendirmemi soracak olursanız, tabii önceki yıllara göre biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Yani müşteri potansiyelinin daha yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani vatandaşlarımızın teveccühünü biraz az buluyorum açıkçası. Şimdi bir ara yakıt bayağı bir yükselmişti biliyorsunuz 30 TL'ye kadar. O zaman hakikaten durum çok sıkıntılıydı ama şu en son taksimetre ayarı kısa mesafe indibinde ücretinden sonra tabii mazot bu şekilde stabil kalırsa iyi, kurtarır gibi görünüyor. Ama tabii duruma bağlı. Şimdi vatandaş haklı olarak taksiye bindiği zaman bunun pahalı olduğunu söylüyor. Bu da haklı kendi çapında, kendi durumunda. Ama yakıt fiyatları, bir aracın bakımları, özellikle taksici arkadaşlar bilirler ki her yıl yapılır bu taksilerin bakımları. Her yıl muayeneye girer ve periyodik bakımları vardır. Ortalama bir ayda, bir buçuk ayda bir. Sanayi masrafı da çok yüksek. Dolayısıyla bakımları yüksek. Zaten arabaları görürseniz arabalarımız da durumu iyi yani. Bakımları da yüksek tutuyor doğal olarak. Önceden kahve işlettim, esnaflık yaptım. Başka sektörlerde çalıştım. Sonunda taksiciliğe şu şekilde döndüm. Bir tane durağım vardı, almıştım. Pandemi dönemi başladığında da işlerim iyi gitmiyordu esnaflığında. Para kazanamıyorduk. Bari dedik durdukça zarar etmeyen bir işe yönelelim. Taksicilik o zaman da biraz iyi gibi gelmişti. Memnun musun diyecek olursanız açıkçası memnunum ama iş olduğu sürece. Dediğim gibi tüm aslında sektörlerde bir durgunluk olduğunu düşünüyorum bu şeyden, enflasyondan dolayı. Yani gerçekten mesai harcarsanız sizi geçindirebilir. Yani bir asgari ücret düzeyinde biraz yukarısında da kazanabilirsiniz. Onu öngörebilirim. Ama tabii yerine göre değişir.